Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iğne oyasından bu güzel çiçek yapımını çalışacağız inşallah. Hem takı yapımında hem de iğne oyasında yazma, havlu, namaz örtüsü ya da işte bu salon takımlarının ortalarına koyabileceğiniz gerçekten çok şık, çok güzel bir çiçek hanımlar. Şimdi yapılışına geçelim inşallah. Bakın öncelikle parmağımızın üzerinde şöyle bir halka yapıyoruz. İğnemizi altından geçirdik. Buraya bir düğüm attık. Bakın bir düğüm attık. Şimdi çiçeğimiz 4 yapraklı olduğu için buraya 4 tane zürafa yapıyoruz hanımlar. Şu şekilde. Bakın 1 2 3 ve 4. 4 tane zürafayı yaptıktan sonra yaptığım işlem şu. Halkayı parmağımdan çıkartıyorum ve şu aşağıdaki ipimi çekiyorum. Bir halka yaptım hanımlar. Şimdi bunun etrafını bir sıra dönüyoruz. Bakın şu şekilde. Yani yaptığımız o minik zürafalardan İçine girip bir düğüm atıyoruz. Köprülerinizi çok uzun bırakmayın. Çünkü zaten biz çiçeğimizi üzerine yaparken o genişleyecek. O yüzden çok uzun köprüler olmasın. Bakın 3 tane oldu. Sonra İlk başta yaptığımı tekrar geldim. Şu an 4 tane köprüm oldu hanımlar. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ben bunların üzerine hemen şuradan bir tane düğüm atıyorum. Buraya geçiyorum. Bu köprümün üzerine hanımlar 2 zürafa ile başlayacağım. Bakın şu şekilde. Bir. Yanına bir tane daha yapıyorum. 2. Bakın şu an 2 tane zürafam oldu. Hemen ilk zürafama geri düğüm atıyorum. Şimdi baştan arttırma yapıyorum. Şu şekilde. 1. Şimdi bu alttaki ikinci zürafamın içinden tekrar giriyorum. Bakın 2. Bu alttaki ikinci zürafamın içine yine girdim. Bu da sondan arttırma. Şu an 2 olan zürafa sayımız 3 oldu. Bakın şöyle görüntüm netleşsin. Şu 1, 2. Şurası 1, 2, 3. 3 oldu. Bu şekilde 6 zürafa olana kadar çıkacağız. Bir tane daha göstereyim hemen. İpimizi geri düğüm atıyoruz. Şimdi ilk zürafamız bakın şu. İlk zürafamızın içine giriyoruz. Bu baştan arttırma hanımlar. Sonra hemen onun yanındaki zürafamızın içine giriyoruz. Bakın şu alttan. Hemen onun yanındaki zürafa. Ve normal düğümümüzü atıyoruz. İkinci zürafamız. Şimdi sondaki zürafamızın içine giriyoruz. Yani üçüncü zürafamızın. Düğümümüzü attık. Buraya tekrar giriyoruz. Bir düğüm daha atıyoruz. Bir minik zürafa daha yapıyoruz. Şimdi zürafa sayımız 4 oldu. Bu da sondan arttırma işte bakın. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Biz bu şekilde 6 zürafa olana kadar çıkacağız. Ve 4 zürafa kalana kadar da eksilteceğiz. Böylelikle çiçeğimizin bir yaprağı oluşmuş olacak. Şu şekilde göstereyim. Ben daha önceden hazırlamıştım. Bakın çiçeğimizin bir yaprağı bu şekilde hazır. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bu şekilde çıktık. En son 6 zürafa olana kadar. Sonra 6 zürafa olduktan sonra hanımlar
5 zürafaya düştük. 4 zürafaya düştük ve 4'te bitirdik. 1, 2, 3, 4. 4 zürafa da bitirdik. Bu şekilde 4 yaprak yapacağız. Çünkü çiçeğimiz 4 yapraklı. Bu çiçeğimizin orta kısmı. Şimdi kenar kısımlarının nasıl yapıldığını göstereyim. Bakın. Bir daha söylüyorum. Parmakta 4 zürafayla başladık. Etrafını bir sıra döndük. Bir zürafamızın içinden 2 zürafayla başladık. 6 zürafa olana kadar baştan ve sondan arttırma yaptık. 4 zürafaya kadar eksiltme yaptık. Şimdi çiçeğimizin beyaz yerinin nasıl yapıldığını gösteriyorum sizlere. Şu 2 tane zürafayla başladık ya. O 2 tane zürafamızın hemen birincisinden buraya düğümümüzü atıyoruz. İçinden geçtim. Hemen buraya düğümümü attım. Şimdi etrafını hanımlar kenar kontürü gider gibi yapıyorum. Yani her bir ilmekten bir kere giriyorum. Bakın bir. Sonra hemen onun yanındakinden. İki. Sonra hemen onun yanındakinden. Bu şekilde komple etrafını döneceğiz. Yani tıpkı kenar kontörü gider gibi etrafına dönüyoruz. Bu model hanımlar havlulara çok yakışıyor. Hani havlulardaki bu çiçek desenleri var ya, ona çok uyduğu için havludaki renk tonuna göre yapabilirsiniz. Takı yapımında da çok güzel olur. Küpesi mesela, kolyesi, bilekliği. Ya da bronşu. Ne olarak değerlendirmek isterseniz. Burası tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bakın her bir ilmekten bir kere geçiyorum. Komple çiçeğimin etrafını kontür geçer gibi geçtim. Bakın yine ikinci zürafamın ilkine geldim burada. Tam karşısından bu şekilde oldu. Şimdi buradan bu tarafa doğru kontür geçiyoruz. Aynı şekilde. Bakın. Şuradan hemen şöyle görüntüm nasıl? Evet. Hemen şuraya elimde çevirdim modelimi. Şimdi de beyaz yaptığım beyaz ipin içindeki zürafalardan geçerek öbür tarafa doğru aynı işlemi tekrar ediyorum. Zürafaları çok böyle büyük yapmayın hanımlar. Böyle çok da küçük de olmasın. Orta boy. Bakın az kaldı. Ve bitti. Şimdi bundan sonra hanımlar kırmızı ipimizi alıyoruz. Bakın böyle bir şekil oldu. Şimdi kırmızı ipimizi alıyoruz. Hemen alayım. Bakın kırmızı renk ipimi aldım. Şimdi hanımlar
adımlar tekrardan aynı şekilde kenar kontörü geçer gibi. Ama bu sefer şu ikinci zürafamızdan değil de halkamızın içinden, yani şu iki zürafayı yaptığımız halkanın içinden şuradan başlayarak aynı şekilde kenar kontörü geçiyoruz. Ama bir kere sadece. Hani beyaz iple iki kere geçtik. Önce buradan bu tarafa, sonra buradan bu tarafa doğru. Ama kırmızı iple sadece bir kere dış çerçevesini yapıyoruz. Yani normal kenar kontürü geçiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Halkamın şu iki zürafa yaptığım halkamın içine düğümümü attım. Sonra hemen kenardaki beyaz ipime kontürümü yapmaya başlıyorum. Bakın o buradan, sonra buradan. Gerçekten çok kolay bir model hanımlar. Yani parmakta başlama yöntemini yapamıyorsanız eğer tığımızın arkasına 5 kere ipi sarın, onun üzerine yapın bu modeli. Aynı şekilde iki zürafayla başlayıp toplamda 4 yaprak yapın. Parmakta başlama yöntemini de bilmek şart değil. Arttırmayı, eksiltme yapmayı biliyorsanız yapabileceğiniz çok basit, çok kolay bir model. Bakın her bir zürafadan bir kere geçerek görmüş olduğunuz gibi çiçeğim oluşuyor. Sayılarını arttırıp eksiltebilirsiniz. Yani motifi daha böyle küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz aynı şekilde. Bakın bu şekilde hepsini kontür geçiyoruz. Dediğim gibi zürafalarınızı yaparken çok küçük yapmayın. Şu şekilde çekiştirin aşağı doğru biraz. Geniş olmasın yani. Bakın şöyle aşağı doğru çekiştirin. Şimdi beyaz iple başladığım kısma geldim. Bu şekilde hanımlar komple hepsinin etrafını kontür geçeceğiz. Bakın 4 tane yaprağımız olacak. Ben ortasına boncuk koydum. Siz de farklı şekillerde yapabilirsiniz. Yani tohum yapabilirsiniz. Ya da hiç boncuk tohumsuz da kullanabilirsiniz. Öyle de çok güzel bir görüntüsü var. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.